Ho ho ho. Evet, yeni yılın geldiğini aslında birazcık böyle yılbaşı efektleriyle anlayabiliyorsunuz. Avrupa'da çok yaygın olan Christmas Market, şamacımızı da hemen gösterelim. Christmas marketler Dubai'de de var. Şu anda biliyorsunuz Dubai'deyiz ve inanılmaz bir manzara bizi karşılıyor. Burada çocuklar yapay karda kartopu savaşı yapıyorlar. Şimdi tabii ki Dubai'de kar olmayacağı gibi yapay karla böyle oynayabiliyorsunuz aslında. Oldukça eğlenceli bir manzara ortada. İnanılmaz keyifli. Vallahi içeri girip ben de onlarla birlikte savaşmak istedim açıkçası. Burada elimize gelen yapay karları da bize de denk geliyor, böyle atıyoruz. Evet. Şimdi burada Christmas marketlerin olmazsa olmazları var. Tabii yapay karı atarsanız böyle bunlar olabiliyorsunuz. Şimdi Christmas marketlerde olmazsa olmaz zaten yanımdakiler gibi böyle giyinebilirsiniz. Pikachu'lu abimiz var şurada, balonlar elinde. İngiltere'de çok alışkınız. Pikachu'yu çok seviyorlar. Burada oyuncak olarak veriyorlar. Şimdi herkesin elinde waffle'lar, sosisli sandviçler ya da patates kızartmaları var. Burada da görebilirsiniz, pizzacılar da var. Yine aynen böyle küçük bir bungalow evde. Tabii Dubai'de olunca burada şey de var, dondurma da satıyorlar. Ne yapsın adamlar yani hani bu havada. Çiroz varmış. Aa, mesela ben çirozu çok severim. Christmas market deyince aklımıza ilk gelen şeylerden birisi Nutella ve bildiğiniz hamur kızartması gibi düşünebilirsiniz. Bizdeki tulumba tatlısının uzun tulumba tatlısı gibi düşünün ama şerbetlenmemiş, Nutella'lanmış hali gibi. İspanyolların meşhur tatlısı. Portekizlilerle İspanyollar arasında çekişmeli bir durum var çiroz açısından. Şimdi etrafı böyle gösterirken Christmas deyince böyle müzikler falan da sürekli, inanılmaz. Şimdi şeylerde, insanların elinde mulled wine görüyorum. Christmas'ta Avrupalılarda böyle bir gelenek. Onlar ailecek buluştuklarında mulled wine içiyorlar. Yani biraz sıcak şarap gibi düşünebilirsiniz. Tabii meyveyle karıştırıyorlar bunu. Sosislileri bu şekilde ilginç. Aslında bunu sıkarak ketçap mayonez sıkıyorsunuz. Kimse yok, sıkayım bari birazcık. Şöyle sosislerinizi aldığınız zaman ketçap mayonezi böyle sıkabiliyorsunuz. Hardal ve ketçap kullanılıyor genelde sosislerde. Patlamış mısır da yapmışlar buraya böyle tatlı tatlı. Orada zaten aperatifler var. Evet, insanların elinde mulled wine gördüm. Burada mulled wine'ı da 40 dirheme alabiliyorsunuz. Yani yaklaşık olarak kaç katımızdı? 5 katımız. Yani 200 Türk lirasına bir mulled wine içebiliyorsunuz. Hemen ilerledik. Sosisli sandviçler inanılmaz büyükmüş. Şoka uğruyorum şu anda. Bu ne? Kocaman. bu normalde böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani burası Dubai'ye özel sosisli sandviç tarzı olmuş hakikaten. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Biraz şu tarafa doğru ilerleyelim. Bitmiyor. Christmas market ya, gerçekten çok güzel. Hava böyle hafif esiyor. Ama soğuğu hissediyorsunuz aslında. Christmas ruhu böyle bir şey. Dona dona ilerlemeniz gerekiyor. Burada da yine bir sürü insan var. Lush bile gelmiş aslında, sabunlarıyla ünlü. İnsanlar Christmas'ta geliyorlar. Aileleri, sevdikleriyle birlikte burada vakit geçiriyorlar. Bence buraya da çok yakışmış. Çok hoşuma gitti. Çok eğlenceli bir ortam var. Şimdi ben partinin tadını çıkaracağım. Görüşürüz.